o verdiğiniz dilekçeyi ben hazırladım. Hazırladım şu anda. Tamam. Bak şu anda bende duruyor. Tamam mı? Evet. Yaptığımız iş bir noktada kamu görevidir yani. Şimdi halka yardım olarak. Bilhassa kırsal kesimlerden gelen kişilerle ilgili olarak bazı yerlere, hani resmi kurum ve kuruluşlara dilekçe yazmaktayız. Bunun ötesinde onlara da her konuda hem danışmanlık, yardım olarak bazı konularda yani bilgi babından yol göstermekteyiz kendisi. Bilhassa mesleğim icabı. Ben askerde 34 sene görev yaptım. 34 sene görev yaptım. Kendim zaten jandarma olduğu için bu işi de bilen bir kişiyim. Hem askerliği sevmemiz, hem de mesleğimiz, hem de bu işin bir devamıdır yani. Bu işi yapan takriben 6 kişi falan var. Bunların içinde en yaşlısı hemen hemen benim. Diğerleri de zaten genç kardeşlerimizdir. Onlar da bu işi severek yapmaktadırlar. Ben 80 yaşındayım. Genci de 65 yaşında. Yani bunlardan daha fazla tecrübeli benim şu anda yapmakta olan. Şöyledir, ben mesleğim jandarma olduğu için karakollarda çalıştım. Şöyle böyle hesap edersem 40 seneye yakındır yani, 45 senedir bu yazı makinesiyle çalışmaktayım. Şimdi bilgisayar çağı ama bunun şimdi daktili olarak bunun bir geçmişi vardır. Birçok kişi mesela en azından vatandaş geldiği zaman bilgisayardan ziyade bunu tercih ediyor. En azından bunun işte güzelliğinden, sesinden ve geçmişi olan bir iletişim olduğu için, yazmak olduğu için, alet olduğu için bunun için daha şey oluyor yani daha ne diyeyim halk tarafından seviliyor. Sabahleyin genelde biz işte 7.30-8 gibi mesela buraya geliriz. Buradaki arkadaşlık ortamı, diğer her şey gayet iyidir. Yani tesanül içinde çalışıyoruz. Bir de şu var, vatandaşların bize gelmelerinin nedeni de tabii maddi yönü iyi olmadıkları için avukata fazla gidemiyoruz. Çünkü avukatla bunların iş yaptırmaları, mesela bir dilekçe yazıyor. Örneğin sosyal dilekçe yazacak. Şimdi bir avukat bundan hiçbir zaman uğraşmaz. Yani çünkü zaten o dilekçe mesela bizim aldığımız parayı avukat zaten yazması da mümkün değildir. Neden? Çok cüzi bir miktarda biz para alıyoruz. Askeriye 1958'de Elis'e girdim. İşte 34-35 sene görev yaptıktan sonra kendi talebimle emekli oldum. Askeriye her yönüyle hani sevdiğimiz onurlu bir teşkilat. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunmaktan, orada görev yapmaktan muazzam haz duymuş bir insanım ben. Sevdiğim sebebi şu, mesleğimin bir devamı gibidir. Yani mesela karakollarda birçok kişiler gelir. İşte ifade alınır, işte zabıt tutulur, tutanak tutulur, arama yapılır, bilmem ne. Bu da bunun bir başlangıcıdır, yani devamıdır. Çünkü aynı şeyi burada yaptığımız zaman daha haz alıyorum. O mesleğimi en azından hatırlıyorum yani. O yaptığım işler gözümün önüne geliyor. Bu nedenle de bu işimi severek yapıyorum. Benden sonra 65 yaşlı olanlar var. Zaten bunlar da gittikten sonra bu mesleği zaten bırakırlar. Bıraktıktan sonra da bu işi yapan şu anda Aksaray'da herhalde olmayacak.